Evet, şimdi tabii hem de bayram olması sebebiyle de uzmanların uyarılarını ekranlara getirdik efendim. Vaka sayılarının artışını konuşacağız. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Bengi Başer yayın konuğumuz. Hocam merhaba, iyi bayramlar. Merhaba, iyi bayramlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Tam da tabii bayram olması sebebiyle de uzmanların da uyarıları var. Siz de tabii dikkat çekiyorsunuz bu konuya. Vaka sayıları artıyor hocam. Yani tam artık bitti diyoruz ama yani bitti demek ne kadar doğru tabii onu şimdi siz yorumlarsınız. En azından vaka sayılarında bir düşüş oldu geçtiğimiz yıla göre. Dolayısıyla şimdi Kurban Bayramı'nda tabii insanlar sevdikleriyle yakınlarıyla bir araya geliyorlar, tatile gidiyorlar. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta da bu belki. Niye artıyor? Uzmanlar, sizler neyin uyarısını yapıyorsunuz? Şu an neyle karşı karşıyayız? Aslına bakarsanız dünya 6. dalganın içinde. Aslında biz de 6. dalganın içindeyiz ve Dünya Sağlık Örgütü henüz daha pandeminin bittiğini açıklamadı ama nedense dünyada pek çok ülkede yokmuş gibi, hatta biz tabii bunlar da başı çeken ülkelerdeniz, yokmuş gibi bir algı oluşturuldu. Pandemi bitti. Yani hepimiz isteriz. Kimse sadistçe bir zevk almıyor bundan, hiçbirimiz. Ve sanki sürmesini istermiş gibi bizim ifadelerimiz farklı yankılar buluyor ama işin açıkçası bu pandemi bir süre daha devam edecek. Bu 2 yıl mı olur, 3 yıl mı olur? İnsan bir influenza virüsü gibi aramızda dolaşacağı kesin ama zararsız hale ne zaman gelir işin açıkçası çok net olarak aydınlık değil henüz. İşin açıkçası da yapılan çalışmalar bu virüsle sık sık artık yani reenfeksiyonun da olduğunu gösteriyor. Mesela İngiltere verileri %20'lerde bunu gösterdi ve her hastalandığınızda bağışıklık sisteminizin bir darbe aldığına dair yayınlar da geliyor. Dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz. Evet, aşılarla bugüne kadar 20 milyon takriben hayat kurtuldu. Aşılar hakikaten bizi koruyor ağır hastalıktan, ölümden. Ancak bunun ötesinde biz yine de önlemleri elden bırakmadan, aşılarımıza güvenerek, çok sere serpe gitmeden, kapalı ortamlarda, işte toplu taşımalarda, havasız ortamlarda, kalabalık ortamlarda maskemizi olabildiğince bırakmadan, hele de risk grubuysak gitmeye devam etmeliyiz diyoruz. Dünya ekonomik krizin de tabii ki etkisiyle Covid'in yarattığı biraz erken iyimserlik havasına büründü. Bu dünyada pek çok ülkede, başta Amerika olmak üzere, bilim insanlarından eleştiriler alıyor. Bizde de aynı şey. İşte bu bitti havasıyla insanlarda bir rahatlık havası oluşturuldu ama tekrar tekrar uyarıların yapılması gerekiyor. Çünkü Mayıs'ta Güney Afrika'da başlamış olan bu BA5 varyantının yayılımı 2-3 ay içinde tüm dünyada 6. dalgayı oluşturacak şekilde çoğalttı ve bizde de yaklaşık 1 aylık bir süre içinde yaklaşık 8 kat artış oldu vakalarda. Hastanelere baktığımızda ben kendi hastanemden en azından %30-40 test pozitifliğini görüyorum. Verilerle ilgili eksiklerimiz var. Bunlar insanlarda erken uyarı sistemini önlüyor. İşin açıkçası çok net veriler alamıyoruz. Bu da biraz rehavet yaratıyor. Aşılama neredeyse durdu. Aşı konusuna geleceğim de şimdi 2 haftada bir artık açıklanıyor ya. Şöyle bir durum vardı. Evet. Yani her gün artık insanlar telefona bakıp şu kadar kişi ne yazık ki hayatını kaybetti bugün. İşte bu kadar kişi bugün bu virüse yakalandı. Bunları görüyorduk. Şimdi bir haftada dönünce insanlarda sanki o algıda biraz azaldı mı sizce? Yani doğru. Ne olması lazım? Bu konuyla ilgili artık her gün yeniden mi açıklanmalı? Doğru buluyor musunuz bu yöntemi? Kesinlikle açıklanmalı. İşte bir hafta dendi, 2 hafta oldu. Uzun bir süre açıklanmadığını biliyoruz verileri. Mesela ölümlerle ilgili çok net veriler olmuyor. Dolayısıyla açıklanması ne olursa olsun insanlarda dediğim gibi bir uyarı sistemi oluyor. Ya dediğiniz gibi işte bakın sayılar artıyor, ölümler oluyor. Çünkü inanın bir yerde çok rahat bir kesim varken bir anda kırılgan olduğu için, ileri yaş olduğu için çok rahatsızlık duyan insanlar var. Çünkü o insanların sadece kendilerinin de o kapalı havası ortamda maske takması yetmiyor. Ortalıkta hasta olmasına rağmen dolaşan insanlarla burun burunalar. Bakın bizim hastalarımızdan biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir iç hastalıklar uzmanı arkadaşımız çok tatsız bir olay yaşadı. Hastanede olmasına rağmen artık maske serbest şeklinde maskeyi zorlukla taktırdığımız bir hastanın test pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu insan kim bilir
nerelerde bulundu, nerelerden geldi, çevresindekileri bulaştırdı. Onun için gerçekten bu vaka sayılarının, ölüm sayılarının lütfen tekrar açıklanması gerekiyor. Bunlar insanları uyarıyor, çeki düzenliyor ve bir de işte yani kapalı ortamda taksanız iyi olur, işte müsterih olun falan gibi açıklamalar, yani evet biz artık toplu taşımada, kapalı ortamlarda bunları zorunlu yapıyoruz, maskeyi demek. Bakın okullarımız açılacak, havalandırmalar hep konuşuluyor. Havalandırmaya dair bir karbondioksit sensörlerine dair hep konuşuldu bunlar. Ne bir çalışma var, ne bir binalarla ilgili iyileştirme. Biz yaz döneminin avantajlarını yaşıyoruz. Havalar soğuyunca dezavantajlar başlayacak. Kapalı ortamlara yeniden gireceğiz. Ve çok daha farklı ortamlar olacak. Ve şu an bakın BA5 evet bu dalgadan sorumlu. Ama deniyor ki aslında kötü. Çünkü bir B6 hemen ortaya çıkabilir. Hemen daha kötü bir varyant. Ve bir de 10 binleri öldürebilir diye bir uyarı da var hocam. Yani çok gerçekten hani korkunç bir durumla da karşı karşıyayız. Biraz onu da açalım mı, bu BA4, BA5 varyantı? Şimdi bu omikrondan sonraki subvaryantlar olarak ortaya çıktı ve bulaşıcılığı fazla, ama en çok dikkat çeken yönü kaçıyor bağışıklık yanıtından, aşıyla oluşmuş, daha önceki enfeksiyonlar oluşmuş bağışıklık yanıtından çok daha fazla kaçıyor. Reenfeksiyonlar daha fazla, bir ay içinde iki kere olanlar var. Şimdi çok rahat insanlık, yani bu bir tek bizim ülkemizde, birçok ülkede de aynı şey tartışılıyor. Çok rahatsanız aranızda bu virüs çok rahat dolaşırken yeni yeni varyantların oluşum riski de artıyor. Ve bunun çok daha kötü bir varyantla karşınıza çıkma riski de artıyor. Dolayısıyla da dediğim gibi bir kere işin bir yönü bu. Daha ölümcül olabilir, daha da kaçabilir. Onun için bir an önce işte Moderna ve BioNTech bunun üzerinde şu an çok hızlı çalışıyor. Faz 2-3 çalışmaları sonbahar gibi yenilenmiş, güçlendirilmiş bu yeni varyantları ve ilk versiyonda içeren bivalan aşı dedikleri yeni versiyon aşılarla çıkacaklar. Aslında şimdiden bunların siparişlerini pek çok ülke veriyor ve bunlarla tekrar tekrar hatırlatma dozları olsun isteniyor. 65 yaş üzerine zorunlu, 50 yaş üzerine öneriliyor. Mesela Avustralya geçtiğimiz günlerde açıkladı ve 50 yaş altına dedi isteyen yapılsın, ama Amerika'da pek çok bilim insanı 50 yaş üstü sadece değil, 30 yaşa kadar da bunu indirelim, tüm riskli gruplara bunu yapalım dördüncü dozları ve mRNA aşılarının bir an önce güncellenmiş versiyonuyla gidelim. Şimdiye kadar yaptığımız en büyük hata bu virüsün bu kadar serbest dolaşmasına izin vermek olmak ve aşılamanın düşük olmasıyla itilmiş olmamız, iyimserlik havasından kurtulamamış olmamız deniyor. Ve onun için de ister istemez ortaya çıkabilecek kötü bir varyanta karşı temkinli olmamız gerektiği de ifade ediliyor bu yüzden. Evet. Şimdi bir de aşılama olayı. Uzun zamandır işte aşı beklendi, sonra aşı geldi ve artık hani 3 ayda bir, 6 ayda bir pardon, sonra 3 ayda bir, daha sonra hatta aylık bir şekilde bu uygulamaya devam edildi. Şimdi zaten 4-5 doz olan kişiler için tabii ayrı aşılardan da bahsediyoruz bu noktada. Hatırlatma dozu uyarısını dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptı, bayram sebebiyle de. Hatırlatma dozu ile ilgili hocam hala mesela süresi de tartışılıyor. Bu böyle bu şekilde devam edecek mi? Biz her ay hatırlatma dozu mu olacağız diye de soruluyor. Özellikle bu yeni varyantın, bu yeni salgınla, yeni dalgayla birlikte de hatırlatma dozunun önemine de biraz değinelim mi? 6 aylık bir süre hatırlatma dozları için yeterli gibi duruyor. İşin açıkçası ve dediğim gibi aslında yapılabilirse keşke güncellenmiş versiyonlarla gidilse, ancak elimizde bunlar henüz daha yok. Onun için en azından 6 ayda geçmiş riskli grupsa Sağlık Bakanı ifade ettiği 50 yaş ve üzeri, evet 4. mRNA aşı dozlarının yapılması gerekiyor. Ancak henüz 2. dozlarını mRNA'sını yaptırmayanlar, 3.'yü yaptırmayanlar var. En azından bir an önce bunu yaptırmaları özellikle riskli gruplarsa gerekiyor. Ancak buradaki en büyük sorunumuz bu mRSA sisteminde bir türlü bu 4. dozların açılmamış olması. Randevu alamıyor olmaları. Eldeki aşıların belli bir süresi var sonuçta. Mesela Amerika'da da bu çok büyük bir tartışma konusu. Elimizdeki aşılar yapılmadan artık süresi dolacak, çöp olacak. Neden biz bunları isteyene de en azından daha alt yaş gruba da yapmayalım, açmayalım, niye hala bekliyoruz gibi tartışmalar da sürüyor. Ancak bugün hakikaten aşı için gelen insanlar yok. İşte 6 kişi beklensin deniyor.
bir türlü bunları toparlayamıyorlardı. Çünkü aşı karşıtlığı çok rahat hareket ediyor, aşı karşıtları. Bunlarla ilgili bir şeyimiz yok. Aşı sanki çok ölümcülmüş gibi bilimsel hiçbir altyapısı olmadan lanse ediliyor. Çok büyük bir dezenformasyon var ama bu dezenformasyon kendine yer buluyor. Çünkü çok ciddi kararlı olarak aşının üzerine gidilmiyor. Çok pembe bir tablo çiziliyor. Dediğimiz gibi bir takım şeyler artık unuttuk. Önemsenmedi. Covid yokmuş havasına girildi. Bunu bizlerin camiasından da bazı meslektaşlarımız ne yazık ki talihsizlik açıkladı, yaptı. Ancak biraz daha galiba şapkamızı önümüze koyup düşünmenin, biraz daha işi ciddiye almanın zamanı tekrar geldi. Umarım bunun sancılı bir şekilde hatırlatılmasına gerek duyulmaz. Peki. Şimdi bir taraftan da COVID servislerinde artık yatan vakalar, yatan hasta sayısında bir azalma vardı. Ama bu yeni vaka artışıyla birlikte COVID servislerinde de bir yeniden yoğunluğun olduğu belirtiliyor. Ama tabii sizler daha iyi bilirsiniz hocam. Hem kendiniz bunu yakından takip ediyorsunuz hem de diğer meslektaşlarınızla da sürekli iletişim halindesiniz COVID ile ilgili. Son durum nedir COVID servislerinde? Evet, hareketlenme var. Ancak yine de o daha önceki dalgalardaki gibi yoğun bakım yatışları, ölümler, yani ağır seyir o kadar değil. Ama bu tekrar evrilmeyeceği, dediğim gibi şeklinde yorumlanmamalı. Bir de işin şu yönünü biz hep unutuyoruz. Bakın, tekrar tekrar demin konuşmamızın başında söylediğim gibi her enfeksiyon damar yapısına bir darbedir. Ortaya çıkabilecek long covid, post covid'in bir öncüsüdür. Bağışıklık sistemiyle ilgili bir problemdir. Nörolojik problemler, kardiyovasküler problemler çok hızlı artıyor. Bizim hastalarımızda da koroner arter hastalıkları, krizler, ritim bozuklukları, nörolojik problemlerle arkadaşlarımıza gelen ve bize danıştıkları hastalar, vakalar çok fazla. Evet. Ve bu vakaları da biz COVID kaynaklı dediğimizde hep aşı gibi algılanıyor değil. Aşıdan önce bunun çalışmalarının olduğunu biz hep açıklıyoruz. Kalp hastalıklarındaki %60 artışın, %50'lik ritim bozukluğunda artışın sebepleri hep ortaya konuldu. 153 bin kişilik bir çalışma ve bunlar aşılar ortaya çıkmadan önce konuldu. Otopsi çalışmalarını tekrar tekrar açıklıyoruz. COVID'in yaptı. Yani sonuçta bizim aslında sadece ölüm en önemlisi ya da ağır seyir, evet önemli, ancak bu değil. Bunun dışında COVID'in tekrar tekrar geçirilmesiyle birlikte bizde yapacağı endokrin bozukluğundan romatolojik bozukluğuna, kardiyovasküler bozukluğundan nörolojik bozukluğa kadar long COVID dediğimiz ya da post COVID dediğimiz bulgular da aslında ciddi bir sağlık sorunu olarak önümüzde duruyor. Niyeyse bunun üzerinde durmuyor. İngiltere verileri, 2 yıllık çalışmalar, COVID geçirmiş orta yaş kadınları inceliyorlar. Yaklaşık olarak %30'unda iş gücü kaybı olduğu ifade ediliyor. Çocuklarda yine long COVID etkileri görülüyor. Algı bozuklukları, öğrenmeyle ilgili güçlükler, dikkat dağılıkları. Yani o kadar çok dipteki durum söz konusu ki ya biz buzların aslında tepesindeyiz. Sonra çok derin izlerini göreceğiz. Onun için hep şunu diyoruz. Evet, hayatta kalmamız, hastalık çok önemli ama bir ötesinde de hasta olmamaya çalışmak da önemli. İşte burada da korunmak, bir takım önlemler işin içine giriyor. Orada da hem devlete görevler düşüyor, bir takım yaptırımlarla tekrar öncesinde olduğu gibi, hem de tabii ki bizlere o bilinçle hareket etmek. Yani maske, toplu ortamlarda bir araya olabildiğince gelmemek. Yani kapalı ortamlardaki bir aradalıkları engellemek. Açık havada daha çok bir araya gelmek. Havalanmanın önemini tekrar tekrar hatırlatmak ve buna önem vermek gerekiyor. Hocam, şimdi aslında bu konu başlığı çok önemli bir konu başlığı sizin açtığınız. Çünkü hani ölüm zaten en önemlisi ama onun haricinde vücutta bu virüs bir etki bırakıyor, bir hasar bırakıyor. Ama insanlarda, ben kendim şimdi hani çevremdeki insanları da düşündüğümde, işte çok fazla dikkatim dağılıyor diyenler var. İşte ritim bozukluğu sebebiyet verdi bende diyenler var. Bazıları sizin dediğiniz gibi COVID değil aşıya bağlıyor. O da ayrı bir tabii ki nokta. İşte göze bunun çok etkisi varmış diyenler var. Görmeyle alakalı. Şimdi tabii bunların hepsi farklı dallardaki konular ama bunların onarılması mümkün mü, yoksa bunlar onarılamayacak bir düzeyde mi hasar oluşturuyor?
Şimdi onarıyoruz ama yakalayamadıklarımız da var. Bize gelmeden kaybedilenler var. İşin en başında bu aşılar yokken o ilk Covid döneminde 2-3 kat ani ölüm riskini artırdığına dair pek çok yayın çıktı ortaya. Dolayısıyla yakalayabildiklerimiz yine talihli. Çok erken müdahale ediyoruz ama yakalayamadığımız can kayıpları var. Bunlara üzülüyoruz işin açıkçası ve bu bizi biraz çaresiz, eli kolu bağlı hale getiriyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Aşılarımı da oldum, korundum ancak uçakta, uzun bir uçak yolculuğunda muhtemelen bir indeks vakayla yolculuğum sonrası N95 maskem olmasına rağmen, çünkü sadece benim takmam değil, yandaki kişinin ben uyurken çıkarıp çıkarmadığını bilmiyorum. Çok genel durumu iyi görünmüyordu. Başka bir yere geçme şansım yoktu. Uçak kalabalıktı. 2 gün sonra Covid oldum. Bakın çok hafif geçirdim. Ancak daha sonrasında bende migren atakları ve cilt lezyonlarını tetikledi. Yani bu benim yaşadığım bir şey. Ancak ben bunu çok farklı şeylerini gördüm. Dediğiniz gibi beyin sisi dediğimiz hakikaten çok geliyor. Unutkanlıklar, nöroloji branşına çok giden hasta oluyor. İşte bize gelen göğüs ağrılarıyla tansiyon. Özellikle kalpte de çok ciddi. Ben de kendimden örnek verecek olursam, ben de Covid sonrasında bir ritim sıkıntısı yaşadım. Sonra düzeldi ama tabii yine kalple ilgili de şimdi sizin de alanınız, bu konuda izleyicilerimiz de vardır. İsterseniz onu sorayım bir de. Tabii. Bir kere tansiyon problemleri çok tetiklenebiliyor. Yüksek tansiyonlar ya da ani tansiyon düşüklükleri. Yani bir takım bu bir denge bozukluğu. Bu da işte beyindeki bazı merkezlerin etkilenmesine bağlanıyor. Bu tansiyon kalıcı, COVID geçirenlerde kalıcı da olabildiği gibi bir süre sonra toparlayabiliyor. İzlemek gerekiyor. Dediğimiz gibi %60 civarında kalp damar tıkanıklıklarının tetiklediğine dair büyük bir çalışma var. Gerçekten mesela öyle şeylere şahit oluyoruz ki yapılmış bir sanal anjiyosu, plak var demiş. Yani damarda bir bozulma, bir başlangıç, hiçbir hayati tehdit oluşturmuyor ama hasta COVID geçirdikten 3 ay sonra bize göğüs ağrısı geliyor. Anjiyosu yaptığınızda %90'a vardığını görüyoruz o plak denen bozulmanın. Yani çünkü damar iç yüzeyini bozuyor. İltihabıdır. Aslında COVID dediğimiz şey, ben en başında bunu söylemiştim, sonra bizlerin işi olacak bu diye, tamamen damar duvarı bozukluğu ve pıhtılaşma sisteminin aktivasyonuyla giden bir hastalık. Mikro pıhtılar her yeri sarabilecek pıhtılarla ortaya çıkarıyor kendisini. Ani krizler geçirtebiliyor damar bozuk olmasa bile. Kırık kalp sendromu dediğimiz ya da Takotsubo denilen. Damar baktığınızda açık ama hasar görüyor. Kalp yetmezliği gelişebiliyor. Bunları görüyoruz. Atrial fibrilasyon dediğimiz kalbin kulakçığının titreşmesiyle seyirli, kasılamadığı bir ritim bozukluğu tablosu var. Ki bunlar en çok inmeleri tetikleyen tablolardır. Sinsi gidebilir, hasta fark etmez ve bir atakla birlikte pıhtı atabilir. Bunları tetikliyor. Çok daha farklı ritim bozukluklarıyla yakmaya kadar gidecek. Bu ritim bozukluğunu oluşturan yolları yakmaya kadar gidecek. Ablasyon dediğimiz vakalar gelebiliyor. Bunlar dediğim gibi yine de bize gelebilen şanslı kesim oluyor. Peki. Hastalanmış. Ne yazık ki bunlarla çok karşılaşıyoruz. Evet. Umarız tabii yeni salgın, daha doğrusu bu yeni tırmanış bir an önce son bulur, azalır ve insanlar da özellikle bayramda da daha çok dikkat eder diyelim. Sizin de uyarınızla birlikte. Evet. Bayramda da vakit ayırdınız. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar iyi bayramlar. Çok sağ olun.